Allah rızası için söyle be kardeşim. Hiç mi aç kalmadın? Hiç mi susuz kalmadın? Yani ya bir ay nasıl geçecek? Ben bu ayın sonunu nasıl getireceğim diye hiç düşünmeniz olmadı mı ya? Vallahi vardır Müslümanlar. Yok mu Allah için? İnanın vardır. Ben öyle büyük bir belanın içerisine girdim ki sabah olacak mı diye düşüneniniz yok mu be kardeşim ya? Öyle büyük sıkıntıların içine gömüldük ki, gömüldünüz ki, gömüldük. Hep beraber belki. Başımızı secdelerden kaldıramayacak hallere düştük. Vallahi ben kendim yaşadım bunu. Siz deyin ki imanının zaafıdır, ben bilmem. De ki günahlarından dolayıdır, vallahi bilmem. Secdeye kapandım, Allah'ım sen yardım etmediğin müddetçe ben başımı secdeden kaldırmayacağım. Semaya kaldırdığım elleri senin lütfunu, keremini görmeden indirmeyeceğim. Vallahi sabah hapishane zindan oldu. Gecem kabir gibi beni sıktı. Dedim ki herhalde Allah nusretini çekti. Allah yardımını çekti. Allah beni bunun içinde unuttu ve hapsetti. Yok mu be kardeşim, Allah için sana soruyorum, bu sıkıntıları yaşayanlar. Bu kadar derdi olanlarınız yok mu? Hepimiz yoksa keyfimiz yerinde mi? Yok mu şu an Suriye'de, Arakan'da, Doğu Türkistan'da? Allah'ım, göğüsleri paramparça edilen kadınlar, etleri lime lime edilen erkekler, Çin'in komünizm felsefesi içerisinde kaybolan gençlik, şu an şu sokaklarda gördüğünüz insanlar, yok mu kardeşim ya? He? Bir gecenizde feryadı figan etmediniz mi? Bir gündüzünüze kalktığınızda ağlayarak kalkmadınız mı Allah'a yalvararak? Yok mu? Ve bir baktınız ki tam o muzdaripliğin içerisinde Allah lütfunu ve keremini sundu. Tekbirler getirdiniz. Allah'a olan imanlarınız arttı. Allah'a yürüdünüz. Gayretiniz arttı, samimiyetiniz arttı. Allah varsa dediniz, tasa yoktur. Allah varsa keder yoktur. Ya ben dedim bu kadar neden üzülüyorum? Neden sıkıntının içine giriyorum? Benim Allah'ım var ya. Benim Rabbim var. Anam neymiş? Babam neymiş? Kardeşim neymiş? Sebepler neymiş? Bunları halkeden de Allah'tır dediniz. Şimdi ben size hatırlatıyorum. O en zor anınızda secdelerde ağladığınız, feryat figan ettiğiniz, inim inim inlediğiniz tabir yerindeyse. Allah da o inlemelerinizi seviyor ha. Bunu dalga geçerek söylemiyorum. Resulullah Aleyhisselam söylüyor. Allah diyor kulunun inlemesini sever. Sanmayın ki bu kadar rahat olmamız bizim için çok büyük bir hayırdır. Başının ağrısı olmayan, ateşi çıkmayan bir bedevi peygamber aleyhisselam demiştir ki cehennemlik adam görmek isteyen bu adama baksın. Benim elhamdülillah hiçbir musibetim yok. Allah ne kadar nimet varsa bize verdi diyenler bilsin o nimet külfettir onun için. Varsa ve sizi bu sıkıntıdan kurtaranın Allah olduğuna inanıyorsanız şimdi size hatırlatıyorum. Nefsimi hatırlatıyorum. Kör nefsimi hatırlatıyorum. Allah Azze ve Celle diyor ki dua edeceksiniz, duanızı kabul etmeyeceğim. Yine aynı sıkıntının muzdaripliğin içine girecek, sizi yalnız bırakacağım. Ağlayacaksınız, iltifat etmeyeceğim, isteyeceksiniz, vermeyeceğim diyor Allah Azze ve Celle. Korkmuyor musun kardeşim? Çekinmiyor musun? Vallahi bundan daha büyük bir kayıp, bundan daha büyük bir musibet yoktur. Allah Azze ve Celle'nin kulunun üzerinden iltifatını kaldırması. Bu çok büyük bir acı imtihandır aziz dostlar. Allah Azze ve Celle dedi ki dua edeceksiniz, kabul etmeyeceğim. Yardım isteyeceksiniz, yardım göndermeyeceğim. Peki sebebi nedir sizce kardeşlerim? Şirk koşulacağı mı? Namazı terk etmek mi? Kadınların iffet elbiselerinden soyunması mı? Faizin yayılması, adaletsizliğin hakim olması, beşeri sistemlerle yönetilmek mi? Sizce nedir Müslümanlar? Nebi Aleyhisselam neye bağlıyor sizce? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem neye bağladı? Allah Azze ve Celle'nin bu sözünü. Dedi ki iyiliği terk edeceksiniz, kötülükten alıkoymayı bırakacaksınız. Yani nasihatlaşmayı bırakacaksınız. Tıpkı kim gibi? İsrail oğulları gibi, Allah muhafaza. Birbirinize nasihat etmeyeceksiniz. Evde bey hanımına nasihat etmeyecek. Hanım beyine nasihat etse haddini bilmemekle suçlanacak. Talebe hocasına nasihat etse haddi bildirilecek. Hoca talebesine nasihat etse kale alınmayacak. İki kardeş birbirine nasihat edemeyecek. Ya kardeşim şu iyilik var diyemeyeceğiz. Demiyoruz, yapmıyoruz. Kim gibi? İsrailoğulları gibi.